Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizlere topraklı priz nasıl değiştirilir onun videosunu çekeceğim. Öncelikle bizim çalışacağımız priz Vico Care modeldir. Yani prizden prize belki farklılıklar, ufak değişiklikler olabilir ama genel mantık aynı. Çok bekletmeden hemen videomuza geçelim. Öncelikle ilk olarak güvenlik. Mutlaka güvenliğe dikkat ediyoruz. Elektrik var mıdır diye önce kontrol kalemimizle kontrol ediyorum. Evet, bakın elektrik olduğunu görebiliyor musunuz? Işığın yandığını. Evet, bu ışığı gördük mü? Demek ki burada elektrik var. O halde ne yapıyoruz? Hemen sigortayı kapatıyoruz. Sigortamızı kapattıktan sonra tekrardan kontrol edelim emin olmak için. Kontrolümüzü yaptık. Işığın yanmadığını gördük. Kontrol kalemin ışığı yanmıyor. Artık tamiratımıza geçebiliriz. Öncelikle şu merkezde bulunan vidayı yerinden çıkartıyoruz. Vidayı çıkartalım. Bu şekilde çıkardık. Bu çerçevesi. Bakın sökerken dikkat edin. Çerçeve geliyor. Onun üstüne bu parça geliyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi burada bakın metal bir aksam var. Burada duvara sağlam tutunmasını sağlayan dişleri tutan bir mekanizma var. O dişleri gevşetmemiz için şurada bulunan ve şurada bulunan iki tane vidayı gevşeteceğiz. Onları gevşetiyoruz ki bulunduğu yuvadan rahatlıkla çıkartabilelim. Gevşettik. Onları tamamen çıkartmanıza gerek yok. Sadece gevşeteceksiniz. Bakın oynadı gördüğünüz gibi. Çıkarttık. Şu vidaları gevşetiyoruz sadece. Şuradaki dişleri gevşemesini sağlıyor. Sıkarken de buradaki tırnakları bakın. Şuradaki tırnakları sıkıp şunun duvarlarına tutunmasını sağlıyor. Şimdi burada çıkardığımızda karşımıza çıkan manzara 3 tane tek kablo olduğunu görüyoruz. Bu sarı olan yani ortasında bir çizgi sarı olan topraklama dediğimiz diğerleri de biri faz biri nötr. Bunların hangisinin ne olduğunu bilemeyebiliriz. Bilmenize de gerek yok zaten. Ama önemli bilgi önemli olan şu toprak kablosunun yerini bilmek. Toprak kablosu bakın neredeyse yeni takacağınız prizinde yeri aynı yerde olması gerekiyor. Aynı düzende yine monte edebilirsiniz. Bakın toprak nerede? Şurada. Şimdi bu vidaları pardon bu kabloları tutan vidalar var. O vidaları da gevşetmemiz gerekiyor. Bakın şunu tutan vidalar. Nerede? İçinde. Yani farklı tipte olabiliyor. Bazısı burada olur, şurada olur. Onu siz bulursunuz zaten neresi olduğunu. Bakın 3 tane vida buraları tutuyor. Bunları da gevşetiyoruz. Kabloyu çıkarmak için. Bakın gevşettik mi? Çıktığını görüyorsunuz. Toprak ortada. Toprak kabloyu da gevşetelim. Gevşettik. Bakın çıktı. Onu da gevşetiyoruz. Gevşettik. O da çıktı. Evet şu anda topraklı prizimizi sökümünü tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu yuvaya yeni topraklı prizimizi takacağız. Bakın burası bu prizler arkadaşlar alacağınız yere sıvı altı topraklı priz şeklinde alabilirsiniz. Sıvı altı topraklı priz diye satın alabilirsiniz. Evet bakın burada 3 tane kablo var. Sarı olan toprak. Bunu unutmuyoruz. Sarı olan
Toprak 1 artı şu mavi ile kahverengi olan renk siyah da olabilir burada. Mavi yerine siyah kullanılmış olabilir. Kahverengi yerine siyah kullanılmış olabilir. Sökme işlemini yaptıktan sonra şimdi takma işlemine geçelim. Yine aynı sökmeyi yaptığımız gibi aynı şekilde takacağız. Bakın prizimiz bu şekilde. Bunu önce bu demir aksamını yuvaya oturtmamız gerekiyor. Tabii nasıl oturtacağız? Kabloları taktıktan sonra oturtacağız. Ne demiştik? Topraklı ortaya gelecek demiştik. Topraklıyı şu bakın şöyle göstereyim. Üstteki şu deliklerden kabloları içeriye sokacağız ve bu vidalarla orada sıkıştıracağız. Onun sıkışmasını sağlayacak orada vidalar. Bu şekilde elektrik kaçağı olmamış olacak veya herhangi bir parazitlenme, herhangi bir şey olmayacak. O yüzden sıkmamız gerekiyor. Evet, topraklıyı ortaya sokalım. Şurayı iyice girebilecek şekilde ayarladıktan sonra şu topraklığı ortaya sokalım. Evet. Deliğine soktuk. Deliğine soktuktan sonra vidasını sıkalım. Evet. İyice sıkalım ki boşluk olmasın. Kablolar oynamasın. Biraz daha sıkabilirim. Hı, sıktım. Bakın topraklama ortada oluyor. Yani şurada görmüş olduğunuz şeyler aynı zamanda buraya fiş takıyorsunuz ya. O fişte böyle bir demir, bu metallerin temas ettiği bir metal var. O topraklamayı sağlıyor. Herhangi bir elektrik kaçağında toprağa aktarılmasını sağlıyor elektriğin, kaçak elektriğin. O yüzden ortada olması önemli. Onun dışındaki şu iki kablonun yeri önemli değil. İstediğiniz yere takabilirsiniz sağa veya sola. Şu şekilde yine delikten geçecek şekilde uçtan ayrıldıktan sonra evet, deliğine sokalım iyice. Ve fişini sıkalım. Pardon, vidasını sıkalım. Vidasını da sıktık iyice. Yine biri faz biri nötr demiştik. Evet. Delikten geçecek şekilde. Şöyle. Şunu biraz daha gevşetebiliriz. Tam sokamadım. Şimdi sıkalım iyice. Evet, iyice sıktık. Bakıyoruz. Evet. Gayet iyi sıkılı. Ortadaki topraklı ve faz nötr şeklinde montemizi yaptık. Şimdi bunu yuvaya oturtalım. Yuva dediğimiz yer burası kasa. Eğer böyle bir plastik yoksa o kasada orada olması gerekiyor. Yoksa tutturamazsınız. Şöyle tutarken düzgünlüğüne dikkat edelim. Yani şöyle monte etmeyelim. Şu şekilde düz bir şekilde duvara girdiğini geldikten sonra dediğimiz gibi bunu sıklaştırmamız gerekiyor. Şu şekilde şuradaki vidalarda. Evet, burayı iyice sıklaştırdıktan sonra son olarak çerçevemizi ve bu aparatımızı yerine yerleştireceğiz. Burada tabii şunların yukarıda aşağıda olmasına dikkat edeceğiz. Şu şekilde yerine oturttuk. Vidamızı ortadaki vidayı yerine yerleştirdik. Ve iyice sıktık. Evet, şu anda sağa sola oynamıyor. Asıldığımızda da gelmiyor. Düzgün bir şekilde monte edilmiş oldu. Şimdi sigortamı açıyorum. Açtım. Bakın. Elektrik gelmeye başladı. Işığı görebiliyor musunuz? Evet, şurada ışığı görebiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi elektriği de almaya başladık.
Teşekkürler izlediğiniz için. Umalım faydalı olmuşumdur. Size daha faydalı bilgiler çekmeye devam edeceğim. Evinizdeki tadilatları, tamiratları kendiniz halledebileceksiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olun, beğenin. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.